Selamun aleyküm Opalastra Türkiye mahallesi. Kış serimizin 10. videosuna hoş geldiniz. Bugün Astra G kullanıcılarının birçok şikayet noktası olan teybi açınca tarih gidiyor sorununu elimizden geldiği kadar çözmeye çalışacağız inşallah. İlk önce ekranı görelim. Görmüş olduğunuz gibi saatimiz 11.25, 18 Kasım 2020'yi gösteriyor. Dış sıcaklığımız da 7 derecede. Kapatalım. Olayı gördünüz. Şu an tarih gözüküyor. Teybimizi açalım. Açıldı. Bakınız görmüş olduğunuz gibi tarihimiz gitti. Teybi kapattım. Teybi kapattığım gibi de ekran gitti. Park ampullerini açtım. Teybi açtım. Tarihimiz gitti. Teybi kapatıyorum. Tarih geldi. Olay inşallah anlaşılmıştır. Birçoğumuzun yaşamış olduğu bir sıkıntı, bir problem. Bugün şimdi bir tane kabloyu keseceğiz. Kabloyu kestiğimiz zaman Allah'ın izniyle teybi açıp da kapatsak da her zaman Allah'ın izniyle oradaki görmüş olduğunuz tarih yazacaktır inşallah. Park ampullerini kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi teybimizi çıkardık. Teybimizin arkasında bulunmuş olan kablolar mevcuttur. Bu kablolardan şuradaki görmüş olduğunuz kırmızı beyazı keseceğiz. Bismillah diyelim. Şuradan keselim. Bir problem olursa tamir edilmesi kolay olsun diye ortalardan kesmeyi tercih ettik. Dibden keserseniz tamiri zor olur. Ama buralardan keserseniz tamiri kolay olur. Şimdi yerine koyalım. Flaşı taktığım zaman çalışacaktır. Şu an flaşımızı takıyorum. Bakınız görmüş olduğunuz gibi teybimiz çalışıyor. Ekranımız yok. Kamerayı sabitledim. Park ampullerini açıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi ekranımız var. Tarihimiz, saatimiz vesaire hepsi gözüküyor. Şimdi burada ne yapacağız? Kırmızı beyaza artı vereceğiz. Artı verdikten sonra Allah'ın izniyle teybi açtığımız zaman Allah'ın izniyle ekranımız da açılacaktır. Teybimizi kapatalım. Ekranımız duruyor. Neden? Park ampullerimiz açık. Park ampullerimizi kapattık. O da kapandı. Teybimizi tekrar çıkartıyoruz yerinden. Ve buradaki görmüş olduğunuz sokete bağlı olan kırmızı beyazı alıyoruz. Şu aşağıya doğru getiriyoruz. Kabloların arasından geçirip buradan geçirdiğimiz gibi görmüş olduğunuz gri sarıyla birleştiriyoruz. Buradaki gri sarıyla evlendiriyoruz tabiri caizse. Bunu yakın çekim göstereceğim. Bu kırmızı beyazla gri sarıyı birleştiriyoruz. Gri sarıyı biraz keseceğiz. Kablosunu sıyırıp kırmızıyla birleştireceğiz ve işleme devam edeceğiz. İşleme devam etmeden önce buradaki kablonun ağzını kapatmamız lazım. Burayı bu şekilde kapattık, tamamdır. Tekrardan buraya cırt atabiliriz. Buradaki cırtı keselim. Bu siyahı buraya koyalım. Şimdi de burada biraz önce bahsetmiş olduğum gri sarıyı soyalım. Kablonun yetecek pozisyonuna doğru. Vaktinizin olmasına dikkat edin. En az yarım saatlik bir vakit olsun. Düşünerek yapın. Paldır küldür iş yapmayın. Üzülen siz olursunuz. Allah korusun. Bunu bu şekilde güzel sıyırıyoruz. Yan keski yardımıyla çekip alacağız. Şunu da söylemek istiyorum. Önceleri çok hızlı anlatıyordum videoları vesaire. Abi zamanımız yoktur. Daha hızlı anlatır mısın şeklinde çok söylenenler oluyordu. Fakat başka insanlar da biz dediğini anlamıyoruz. Daha yavaş çeker misin şeklinde çok fazla tepki gelmeye başladı. O yüzden dolayı artık videoları daha yavaş bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Bundan dolayıdır ki videolar uzuyor. Zamanla alakalı bir durum. Ben ne kadar çok kelime kullanırsam, ne kadar çok detaya girersem zamanla o kadar uzar. Ve ne kadar detaya girersem, ne kadar tane tane gösterirsem o kadar rahat yaparsınız, o kadar anlaşılır olur. O zaman da problem yaşamazsınız. Ama ne kadar hızlı anlatırsam, ne kadar detay göstermezsem o kadar merak edersiniz, o kadar soru birikimi olur. Bundan dolayıdır ki lütfen hızlı konuş veya uzun oluyor vesaire demeyin. O yüzden videolar son zamanlarda daha uzuyor. Lütfen kusura bakmayın. Zamanınız olduğu zaman izlersiniz daha rahat olur inşallah. Şimdi bunu buradan bağlayalım. Bunu güzel bir şekilde bağladık. Buraya da bir izola bant atalım. Tamamdır. Buradaki işlem de bu şekilde tamamlandı. Şimdi teybimizi takalım. Bu teybimiz. Bu da antenimiz. Flaş belleği taktığım anda Allah'ın izniyle teyp çalışacaktır. Teybin çalışmasıyla da ekranımız da açılacaktır inşallah. Ya Allah. Bismillah. Evet. Görmüş olduğunuz gibi işlem başarılı bir şekilde yapıldı. Artık teybi açtığımız zaman ekranımızdaki tarih gitmiyor. Bir de uzaktan göstereyim. Teybi açıyoruz. Şu an teybimiz kapalı. Teybi açtık. Tarih geldi. Teybi kapatıyoruz.
Ekran gitti. İşlem bu kadar. Kıymetli sakinlerimiz, görmüş olduğunuz gibi elimizden geldiği kadar anlattım, gösterdim. Neyin ne olduğunu anladınız inşallah. Kabloyu güzel bir şekilde keserseniz ve güzel bir şekilde bağlarsanız Allah'ın izniyle problem olmayacaktır. Kırmızı beyazı kesiyoruz, gri sarı ile bağlıyoruz. Köprü bağlantısı yapıyoruz. Köprü bağlantısı yaptığımız anda Allah'ın izniyle tuşa bastığımız zaman artık tarih ekranımız gitmeyecektir. Ve şunu da unutmayınız ki eğer arabayı satacaksanız satmadan önce bu işlemi tekrardan geri alınız ki olur da bir başka vatandaş, satmış olduğunuz vatandaş orijinal tayip taktırmak isterse o ekranı taktığı zaman ekran gelmeyecektir. Bunu asla unutmayın. O yüzden dolayı eğer ki arabanızı satacaksanız tekrar o kırmızı beyaz kabloyu tekrar kırmızı beyaz ile bağlayınız. Opel Astra Türkiye mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.